think we had a bad start. The infights were not really aggressive enough, and this is also something which I told the team in the halftime. In this, I was a little bit surprised, but after a short while, we take the control of the match, and it became better and better, especially also in the second half. And I think it was a deserved win, not unbelievable. Great one. Kötü bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Rakibin agresif oyununa karşılık tam reaksiyon gösteremedik. Devre arasında da bunu oyuncularıma söyledim. İkinci yarıdan durumu düzelttik. Daha iyi duruma geldik ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldık. Hatta biraz da şaşırdım aslında takımımın bu performansına diyebilirim. İlk yarı performansına. Ama karşılaşma için, bu sonuç için hak edilmiş bir galibiyet diyebiliriz. Güzel bir performansın ardından. No, I really was not sad. So we have to meet us much more often that you know when I am sad, when I am happy. I was maybe the English word is you know, if you are deeply satisfied that you reach the goals which you would like to do. We said we have to win two matches, that we have this 6 points. If one of the other two teams is opening the door, that we are ready to go through. We did this, and I think it was more this feeling that we did it. And I'm definitely happy. Aslında ben kesinlikle üzgün değildim. Öyle söyleyeyim. Çünkü aslında daha sık görüşmeliyiz belki sizlerle. Böylelikle benim ne zaman üzgün olduğumu, ne zaman mutlu olduğumu da daha rahat anlayabilirsiniz. Benim aslında iç duygularım şu şekildeydi. 2 maçta 6 puan almak istiyoruz demiş bir hoca ve bunu başarmış, bunun tatminini yaşayan bir insanın yaşadığı duyguları yaşıyordum ben aslında. Bunları söylemek isterim. Okay, first of all, these tears, this is a kind of pressure which is going out with the body. So definitely it's not crying because of being happy. It was more this pressure at that time. So of course I get used to it meanwhile. And I am only happy, not without tears. So everything is fine. So I don't know if in the airplane something is possible, but you know, the players have to go back to their teams tomorrow, and especially in Turkey, there's the big derby at the weekend between Galatasaray and Fenerbahce. So I think maybe a little bit, but not so much. İki soru sordu basın mensubumuz. Letonya karşılaşmasından sonra gözlerinizin dolduğunu gördük. Mutluluktan gözyaşı dökmüştünüz. Bugünse bunu görmedik. Bunun arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? İkinci soruda bir kutlama planınız var mı? Yoksa hemen playofflara mı hazırlanacaksınız? Hocamızın cevabı şu şekilde oldu. Aslında onu mutluluktan ağlamak demeyelim. Var olan bir baskının vücuttan çıkması, salı verilmesi ve bunun sonucu olarak gelişen duygular diye anlatmak lazım. Ama geçen sürede buna alıştım ve bugünkü karşılaşmanın ardından sadece mutlu oldum. Bu kez gözyaşı yoktu. Playofflarla ilgili sorunuza gelirsek, bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz. Uçakta belki bir şeyler olabilir. Onu bilemiyoruz ama oyuncularımız takımlarına geri dönecekler. Yurt dışında oynayanlar dönecek, Türkiye'de oynayanlar burada olacak ve hafta sonunda da önemli bir derbi maç var. Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Odak oraya dönecektir. My grandma told me once things you cannot influence, you don't have to be worried about because they will come. So let's talk after the election because you know there are all strong opponents, and it looks no. We have to make the first match away. It's a away game, so definitely it will be a hard and tough game. But let's wait. If you want to hear something special, so it must not be in Portugal or in Italy. Burada ben aslında öncelikle büyük annemin söylediği bir sözle size yanıt vermek istiyorum. O şöyle derdi, etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmemek lazım. Bundan dolayı rakiplerimiz tabii, muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçımızda deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır ama illa bir
yorum yapmak icap ederse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmeyelim derim. Gitmemeyi tercih ederim. Çok teşekkür ederim.